Önceki oyuncaklarımı ilave olarak yeni aldığım oyuncaklar bunlar. Yeni oyuncaklarımı tanıtıyorum. Sıradaki oyuncağımız rengeyi. E, çatallı boynuzları vardır. Rengi ne, ne diye sorarsınız. Geyin bir büyük türü. E, şey Normalde kutuplarda yaşayan bir türdür. Ayıların olduğu, vaşakların, e, olduğu bir yerdir kurtların olduğu yer böyle bir, e, bir çok hayvanın olduğu bir yerdir ama normalde bu rengiikleri e, özel bir hayvandır çünkü çok böyle bölgelerde falan bulunamazlar. Onun için e, yani böyle bir şey yani e, böyle bir e, şeyleri var falan burada kuyruğu var burada böyle renklerini ayırt edebiliriz sanırım. Birazcık şuraya kafasına doğru kahverengi şeyler giriyor. Burnuna göre biraz renkler siyahla böyle şey falan böyle koyulaşıyor. Ee, şey, sıradaki oyuncağımız da ee, bir Alaska geyiği. Ee, Alaska geyiği, eee rengeyi gibi. Ren bir e, çatalı olmayan kısmıdır. Rengeyi normalde ayıları bile kovalayacak kadar güçlü. Yani bir geyin, geyik e, geyik türlerinin bir e, Büyük olanını bile söyleyebilirim aslında. Büyüklerden uzun böyle bir şey. Bu da aslında kutuplarda bu bulunabilir. Renk gibi. Çünkü renk çok benziyor. Yani bir renk bir göstereyim. Ee, sadece çatallı burası. Ama bu sadece renk giyinin çat, e, boynuz, e, boynuzları çatallı kısmı. Ama mos bak böyle birleşik. Yani biraz benziyor olabilir ki renkleri çok ve biraz kafasına göre biraz çok açık olmuş ama oyuncağı böyle yapmışlar yani bence çok gerçekçi bakın. Sıradaki oyuncağımızda bir sırttan gelip karşılıyor. Sırttanlar normalde şey başka hayvanların çaldığı şey avladığı şeyleri yerler. Niye öyle olduğunu ben bilmiyorum ama böyle bir hayvanlar ama. Ee, hiç, e hiç diğer hayvanlardan çok benzersek benzer mezansik özellikleri vardır. Mesela e, bütün e, hayvanlar yavrularını arkalarından doğururken e, sırtlanın yavrusu e, karnından doğurması gibi yani insanlar gibi yavrusunu e, karnından doğuruyor. E, yani doğuruyor karnından bir direk. Yani yavru insanlardaki gibi çıkıyor. Bu da ben ilk gördüğümde bunu çok şaşırmıştım yani. Çünkü hayvan olduğu için hiç böyle olacağını sanmamıştım. Ama e, güzel bir hayvan. Baksana biraz taklı geldi bana ama size taklı geldiyse e, bir şey yazabilirsiniz yani. Ben bilmiyorum. Yani taklı bir hayvan. Sıradaki hayvanımız bir Afrika'da olan bir bufalo. Bufalo böyle geyik türlerinden büyük bir e, e, yırtıcı değildir ama otçudur. Bazen kendini savunmak için biraz böyle boynuzlarıyla e, şey e, sa savunma yapabilir ama bu da gayet normal sonuçta kendimizi e, yırtıcılardan savunmak için mutlaka yanımıza bir şey alırız. E, sonuçta hani avcılar da yanına gitme e, avlanırken yanına ne alıyorlar silah çünkü eline bıçak alırsalar e, şey hayvana da bu geçmez yani bu, tabii ki böyle bir büyük bir hayvan olursa böyle koca koca böyle silahlar almaları lazım. Yani ona göre bakıyorlar şeyine. hayvan üstesine öyle silahlar alıyorlar. Sıradaki hayvanımız Alaska bile güçlü şey olan hayvan olan geyik türlerinden büyük, küçük biraz ama gayet de büyük bir hayvan bizon. Ee, bizonlar biz e, onlar şey ağırlığı ne kadar çıktığını bilmiyorum ama bence çok ağırdır ağırdırlar. Yani boynuzları küçüktür ama kendi cinsi var ya o çok ağır yani. Şu dolap dolaptan bile daha büyük e, ağırlığı vardır diye düşünüyorum. Şu masa kadar bir masanın, masanın devam görünmüyor ama neyse. Masa yani büyük bir şey. Onun kadar bir kafası olduğu söyleniyor. E, gözleri biraz böyle şey isim gibi. E, şöyle bir bakarsanız. Biraz açık pembemsi gibi ama neyse. E, şurada kuyruğu var. Burası böyle siyah nımsı, siyah doğru. Boyun zaten gri olabilir, ne olabilir ki? Ee, burası, buraya doğru kahverengi şeyler açık, koyu, koyu, açık. Özellikle e, ayaklarına ve bacaklarına, kollarına doğru e, koyu koyu renkler geliyor. E, sıradaki oyuncağımız bir e, kanguru. E, kanguru aslında taklılar ama e, suda olunca biraz korkunç görünüyorlar. Çünkü tüylerin ıslandığı için rengi koyulaşıyor. Ya da koyu bir kangurudur. E, yani kuyruğu e, ta, e, çok büyük olan bir tavşan türüdür. E, çünkü kuyruğun büyük olması sebebi ayaklarından e, böyle zıplama sahne var ya normalde tavşanın için e, gilleri olduğu için. ...yani şöyle şöyle şey yapmak zorunda ama bayağı da hızlı yani. Bir kangurdan kaçmanız yüzde %0 yani. Kangurular da hızlıdır bu arada. Uzun bacakları ve uzun, uzun, kalın, kalın... ...ucuna doğru ince giden kuyrukları sayesinde daha hızlı ilerleyebiliyorlar. Ama şey dikkat çekici özellikleri kanguruların... Ee, insan gibi dövüşmesi bunların dövüşme şeyleri de var hatta ee, yani güçlü bir hayvanlar yani yani insanlar gibi böyle şey kollarda filan şey yapıyorlar yani ayaklarıyla da böyle şey yapıyorlar vuruyorlar işte kendini savunuyorlar sıradaki hayvanımız bir vaşak vaşak ee, kedi gillerinde en benzeyen ee, en kedilere böyle benzeyen bir kedi gilleridir küçük bir kedidir yani bir başak şu masadan yani küçük bir şeydir işte. Kedi kadar bir şeydir. Başaklar ee, e, normalde tek başına yaşarlar. Yani sürü değil aslanlar gibi. Ee, kuyruğu kısadır. Ee, kedileri be, e, be, çok da e, çok benzerler ama e, tek ayrıntısı kuyruğunun e, şey birazcık kısa olmasıdır. Onun sebebi e, bilmiyorum ama e, bayağı da kediye benziyorlardır. Yani kuyruğunun e, kuyruğu da uzun olursa bir kedi olabilir. E, buralarında da böyle şeyler var işte. Ama bu bana çok taklı geliyor. Bakın böyle biraz böyle benekleri var. Bunlar da kutup e, kutuplarda falan böyle yaşar. Zaten e, e, rengi yine alaska yeni anlatırken vaşak e, diye bir şey duymuşsunuzdur. Hmm, sıradaki umyamız, e, 130 ile giden bir çita. Çita'yı 3 kere e, sanırım 3 tane vardı. Bu da oldu 4 oldu. E, bir, birinci çektiğimiz hayvan tanıtım videosunda zaten onlar da vardır. Yani bu da bir çita. Bu çok tatlı ya. Baksana bakın. Orada başaklarla e, ilgili size şöyle bir şey anlatmayı unuttum. Vaşaklar e, kediler gibi böyle atlayabiliyorlarmış. Ben onu bir e, e, şey öncelerde falan böyle geçenlerde falan öğrendim. E, i̇nternetten bakınca şu hayvanın hatta böyle özellikleri falan da böyle çıkıyor. İnşallah e, şey çita'nın en son hızı o 130'muş. muş Yani çok az da değil çok e, çok aşırı çok da değil ama yine de çok. Bakın yani şöyle küçük bir hayvan mesela başaktan biraz büyük ama ee, yani küçük bir hayvandır. Yani küçük bir hayvanın bu kadar e, hızlı gitmesi beni şoka getiriyor. Ee, saradaki sarıdaki oyuncağımız bir zebra. Ee, bu zebranın e, şey iki tanesi vardı. Bu da üçüncüsü ol sanırım. Ee, zebralar kendine özgü çizgileri vardır. Bunu birinci videodan anlattım. Ama şu anda da anlatabilirim sonuçta özelliklerine kadar anlatacağımı söyledim. Ee, zebra zebra e, normalde e, şey hızlı bir hayvandır ama e, bazı hayvanlarda kaçamayacak özellikleri vardır. Tabi onlar da kedigillerinden sebeplenir. E, yani yani büyük bir hayvan yani çita da büyük bir hayvan türü. Şey, At türlerinden büyük. de büyük bir hayvan. Kedi gillerinin ona zarar vermesi vermemesi için toynaklarıyla kendini savunabilir böyle tekme falan böyle atabilirler. Yani e, güzel bir hayvan. E, yani çok da güçlü değil ama e, şey sadece e, ağlarından kurtulması sebebiyle şu al şeylerinden a, hayvanlara vuruş yapması yüzünden tekme böyle atabilir yani. Ee, tek sebebi oluyor, yoksa böyle kaçamaz yani, kurtulamaz ama bazen kurtulur yani o da o da gerçek. Ee, sıradaki unacağımız biraz küçük ama köpek türlerinden sevimli bir hayvanımız var. Tilki. Tilki, e, onun çok, çok tatlı geldi ya, değil mi arkadaşlar? tatlı. Bakın, şöyle bir tilki. Tilkiler e, kutuplarda da yaşarmış. E, kutuplarda ama tek başına başaklar gibi tek başına. Çıtırlar sürü halinde yaşar ama. E, tilki normalde e, gü e, güçlü bir hayvandır. Yani çok da güçlü de değildir ama en e, şey artık nasıl şeylerle avlanıyor derseniz e, e, nelerle avlanır normalde? E, şey, tavşanlarla, yabani tavşanlarla avlanır. Başka bir şeyle avlan avlandığını bilmiyorum orada. Çünkü çok büyük böyle şey yenebilecek bir bizi bile yenebilecek hayvanlar var. Onları da söylüyorum. Ayı, ee, kurt, ee, başak vaşak biraz yenemez ama biraz bize zarar verebilir mesela şuramızı falan. Ee, şey, ee, başka e, e, alası geyi rengeyi. Onlarda boynuzlarıyla bize zarar verir. Ayı, yani o tür hayvanlar bize zarar verebilecek kadar güçlü.